Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir beklediğim nihayet Doom'un ilk videoları E3 2015 itibarıyla görücüye çıktı ilk kez. Ben de bu videoları Bethesda'nın tarihinde ilk kez düzenlediği E3 lansmanında sabaha karşı saat 5'te canlı olarak internet üzerinden izleme fırsatına eriştim ve gördüklerim gerçekten benim için oldukça güzel şeylerdi. İlk Doom oyunlarını yani Doom 1 ve Doom 2'yi gördüm bu videolarda. Tamamen yeni nesile aktarılmış bir şekilde geldiler. Dolayısıyla yeni Doom'dan oldukça umutluyum. Ancak çok beğendiğim tarafları olduğu gibi şu an kafamda soru işaretleri oluşturan ve biraz canımı sıkan tarafları da yok değil. Örneğin ben 2006 yılından beri Doom oyununu bekliyorum. John Carmack'in yaptığı bir röportajda bahsediliyordu. Doom 3 aslında gelmesi gereken yeni Doom oyunu değildi demişti. Ve ben o andan itibaren bekliyordum. 2007'de söylentiler çıktı. 2008'de de resmi olarak yeni Doom oyunu duyurulmuştu. Yeni Doom oyunuyla ilgili birçok haber yapmıştım ben. Merlin'in kazanında çalışırken hatta özellikle ki Wikipedia'daki Türkçe Doom 4 sayfasına bakarsanız oradaki birçok haber benim yaptığım haberden alıntıdır. Örneğin Graham Joyce isimli bir bilim kurgu yazarıyla anlaşmışlardı senaryo konusunda. Önemli birkaç bilim adamından yardım alıyorlardı, danışmanlık hizmetleri vesaireler ve John Carmack'in yaptığı açıklama aynen şuydu. Rage 60 FPS bir oyun ve aksiyon odaklı bir oyun. Doom ise 30 FPS çalışan çok daha fazla detaya sahip ve çok sinematik bir oyun. Böyle bir açıklamaları vardı. Dolayısıyla Doom bu kez daha bir sinema perdesine yansıyan film gibi olacaktı. Ancak biliyorsunuz bundan yaklaşık 2 yıl evvel yeni Doom oyununun gelişim süreci sıfırlandı ve yeniden yapılmaya başlandı. Yeniden yapılmaya başlandıktan sonra da birçok ekran görüntüsü yayınlanmıştı ki bundan 2-3 ay evvel de bir video çıktı, sinematik video yaklaşık 1 dakika civarında ve bu sinematik videonun iptal edilen Doom'a ait olduğu söylenilmişti. Gerçekten baktığımızda Doom serisine pek de ayak uydurabilecek tipte görünmüyordu belki ama çok da fazla detay olduğunu düşünebiliriz. O videodan yola çıkarsak ki buradaki en büyük güzellik Doom 2'nin yeni nesle taşınmış hali olması olacaktı eğer olsaydı. Yani açılan boyut kapılarından, teleport kapılarından yaratıklar Mars yüzeyini bırakıp, Union Aerospace Corporation'ı bırakıp dünyaya geliyor ve dünyadaki insanlığı tehlikeye sokuyordu. Böylelikle bir kaos ortamı oluşacaktı. Çok büyük bir harita düşünün. Açık dünya bir Doom oyunu gibi. İnsanlar, işte yaratıklar, askerler bir tarafta, özel timler bir tarafta. Çok kapsamlı ve geniş bir Doom oyunu olabilirdi bu. Ancak bu iptal edildi ve şu an duyurulan oyun tekrar bir koridor FPS'si gibi duruyor. Haritalar her ne kadar Doom 3'e kıyasla daha geniş ve daha renkli olsa da daha ışıklı ortamlarda geçse de sanıyorum ki Graham Joyce ile yapılan anlaşma belirlenen senaryo çalışması ve dünyada geçecek bir kaos ortamı bu iptal kararının ardından ve yayınlanan bu videoda baktığımızda yeni Doom oyununda olmayacak. Bu işin kötü tarafı. Şu an yayınlanan 3 video var. Bir tanesi tanıtım videosu. Onu saymasak 2 video var. Bir tanesi Union Aerospace'te geçiyor. Koridorlarda. Bir tanesi de Welcome to Hell isimli. Cehennemde geçiyor. O daha bir geniş boyutta. Ve dikkat ederseniz etrafta yaratıkların heykelleri de var. Yani bu kez daha farklı bir tasarım türü seçilmiş. Daha fazla harita var mı bilmiyorum. Tabii ki var da yani dünyada geçen bir harita var mı yeni oyunda bilmiyorum. Ama Marty Stroud'un özellikle id Software'in Executive Producer unvanına sahip arkadaş hep Union Aerospace Corporation'ın Mars'taki faaliyetleri ve buradaki yaratıkları yok etmemiz üzerine yorumlarda bulunuyor. Hiç dünyadan söz etmiyor. Dolayısıyla var mı yok mu? Ben gerçekten bunu merak ediyorum. Yeni Doom oyunu hakkında en çok merak ettiğim şey bu. Zaten Doom'un eski kitaplarına da bakarsanız eğer ya da Doom 2'nin arada gelen ufak tefek yazılarını da okursanız orada zaten insanların yeni bir Nuh'un gemisi tarzında büyük bir gemi yapıp farklı bir gezegene kaçarak yeni bir koloni oluşturma amacında olduğunu ancak yaratıkların buna izin vermediğini, vermemeye çalıştığını en azından anlatırlar. Belki bunu görecektik. Belki de görebiliriz yine ama ben bu videolardan sonra açıkçası herhalde olmaz diye düşünüyorum.
Dolayısıyla oyun hakkındaki iyi taraflara bakacak olursak çok hızlı bir oyun var karşımızda. Biraz Quake 2 havası da aldım ben. Bazı silahlı zombilerden yola çıkarsak özellikle Strog'lar vardı biliyorsunuz Quake'te. Biraz ona benzettim. Haritalar, daha doğrusu Union Aerospace Corporation haritası Doom 3'e benziyor biraz. O da yani Doom 3'teki haritalara benziyor. O da normaldir. Son oyun zaten Doom 3'tü. Cehennem bölümü farklı olmuş. Dediğim gibi heykel tasarımlarından tutun da etrafa kadar birçok farklı şey var. Yaratık tasarımları çok değişmiş ve bu sefer bir standart yok gibi. Standart var ama tek örnekle standartlaştırılmamış bunlar. Örneğin IMP'lerden yani o hep başta görünen zombiler vardır. Ellerinde alev topları fırlatır. Onlardan tek çeşit yok. Kiminin yüzü farklı, kiminin iki tane yüzü var. Hani biraz daha çeşitlendirmişler bunları. Yine Hell Knight gördük. Cyber Demon'u gördük. Biraz World of Warcraft havası vardı sanki onda. Ben öyle sezdim. Pinky Demon'lar var. Kako Demon'lar var. Bunun dışında neler vardı başka? Mancubus var yine. Oldukça sağlam görünüyor da. Bitirici burçlara gelmeden evvel tabii ki Dunga'yı kontrol ediyoruz. O kafasındaki F90 yazısı da bana Adidas'ın F serisi futbol ayakkabılarını hatırlattı. Ne alaka olduğunu yazdılar anlamadım ama Dunga yazsa da olurmuş. Bitirici vuruşlara geleyim. Bitirici vuruşlar daha doğrusu oyun hakkında işte Serious benziyor, Mortal Kombat tarzı şeyler var gibi yani saçma sapan yorumlar gördüm. Bu da seriyi pek de takip etmeyen insanların düşüncesi. Artık bilemiyorum. Bence yanlış. Bir kere hızlı hani run and shot diyorlar. Sürekli koşarak, hareket ederek, yaratıkların etrafında dolanarak, duvara giderek, bir şeyler yaparak, çift zıplayarak, ateş edip öldürmeye yönelik FPS'lere baktığımızda zaten Doom bunların ilkiydi. Wolfenstein o kadar hızlı bir oyun değildi. Oynayanlar varsa bilir ama Doom öyleydi. Bunun ardından Quake'in gelmesiyle birlikte artık iyice yağ gibi kaygan, akışkan dediğimiz olaylar çıktı. Dolayısıyla bu yeni oyunda Doom'un köklerine dönüşü. Doom 3 bir farklı bir oyundu. Yani remake gibi görülebilir senaryo bakımından ama farklı bir oyundu. Aksiyon tarafını biraz geriye atıp tamamen korkuyu ön plana alan bir oyundu. Fakat bu yeni oyunda videolar itibariyle pek de korku görünmüyor ama şu an için. Belki de daha sonra farklı şeyler vardır bilemiyoruz. Ama bu hızlı oynanış olayı tamamen Doom'un özüne sadık kalınan bir şey. Ve eskiyi yeniye getirmişler. Dolayısıyla kimseden esinlendikleri bir şey yok. Bitirici vuruşlar ve kan şiddet olayına gelirsek bu da son yıllarda Doom 1 ve Doom 2'ye yapılan Brutal Doom isimli bir mod var. Sürekli güncelleniyor bu. Kan, vahşet, bitirici vuruşlar, kopan uzuvlar vesaireler gibi şeyler vardı ve bunlar büyük ilgi çekti. Zaten baktığımızda dünyanın en çok modlanan oyunlarından bir tanesi de Doom. Dolayısıyla id Software bu oyunda hem bu communication'a yani Doom'un yıllardır bitmeyen popülaritesine yönelik hazırlanan modlar, mod yapımcılarına bir saygı hem de insanların istediği şeyleri bu kez resmi bir şekilde daha gelişmiş olarak oyuna yansıtmak adına böyle bir karar aldılar ve dolayısıyla Doom'un hızlı ve şiddetli yapısını daha şiddetli ve kanlı hale getirdiler. Hatta şimdiden bu konuda hani eleştirenler de var. Çok şiddetli olmuş. Ne yani şiddetli? Yani yaratığa karşı şiddet gösteriyoruz. Bu mu sıkıntı? Hatta bir oyun oynuyoruz. Sonuçta bu bir oyun. Ama bu çok da önemli bir şey olmayacaktır. Çünkü ilk Doom'dan itibaren hep bu tip şiddet tepkileri olmuştu. Bundan sonra da olacaktır. Gerçek oyunu edemeyenler bir zahmet daha gitsinler. Orada bir şeyler yapsınlar. Bize karışmasınlar. Grafik tarafına bakalım. Grafikler gerçekten çok iyi olmuş. Oyun 60 FPS. Önceden 30 deniyordu. Tabii şimdi senaryo biraz geri planda kalmış gibi duruyor. Sinematiklerden tutun da diyaloglara kadar oyunda hemen hemen hiçbir şey olmayabilir. Bunu söyleyeyim. Doom 1 ve Doom 2'nin oyun yapısı eğer benimsenirse bu detaylar çok çok geri planda kalıp sürekli ya Allah vur ya Allah öldür aksiyona gir gibi olacak gibi görünüyor. 60 FPS oyun id Tech 6 yani id Technology 6 oyun motoru. Can Kahneman ayrılmadan evvel yaptığı id Tech 5'ın biraz daha geliştirilmiş versiyonu. Bu kullanılıyor. Grafikler oldukça hoş görünüyor açıkçası. Umarız Rage'deki özellikle AMD kartlardaki o kaplamalarda yaşanan sıkıntılar bu oyunda yaşanmaz diye ümit ediyoruz. Senaryo tarafı dediğimiz gibi pek yok ama single player olarak gayet aksiyon yüklü gibi görünüyor.
Zaten şimdi bunlar beklenen oyun olduğu için herkes tabii Fallout'u bekliyor ama ben Doom'u ayrıca bekliyordum. Çünkü seninle olan dokunumuzdan dolayı. Mahmut seninle ilk tanıştığımızda zaten biliyorsun. Doom 4'ün puanı şimdiden belli. 100 diye söylemiştim. Yani 8-9 sene geçti üstünde. Vallahi bilmiyorum. Belki 8 sene falan geçmiş olabilir. Bilemiyorum. Taskını taktı, bizim karakter koşmaya başladı, bir baktım bir çift zıplama yaptı dedim. Herhalde bu oyun biraz fazla hareketli olacak bu sefer falan dedim. İçimden ilk o geçti. Sonra neyse işte yaratıkları böyle güzelce yanlarına sokulup narin bir anne edasıyla iç organlarını başlayınca dedim işler değişiyor. Ondan sonra ya işte klasik yani uzayın neresine gidersek gidelim hani o pompalı tüfeğimizi mutlaka kullanıyoruz ya. Onunla işte böyle düşmanlarımızı parçalara bölerken baktım içinden mermiler dökülüyor. Sağlık paketleri falan dökülüyor. Yani oyunun birazcık şeyini değiştirmişler. Hareketini herhalde biraz daha hareketli yapmak istemişler. Ondan sonra yani hiç temposu düşmesin sürekli. Düşman öldürmeye devam edin. Sağlığımız azalıyor mu? Nasıl olsa öldürdüğünüz zaman çıkacak. Mermimiz mi azalıyor? Nasıl olsa öldürdüğünüz zaman çıkacak tarzı. Bir hava hissettim yani oyunu ilk gördüğümde. Sonra biraz ilerledi kahramanımız. Testereyi aldı. Testereyi alınca dedim bir dakika şimdi ne oluyor? Yani Gears of War oyununda vardı meşhur. Hem silahımız hem testerimiz var. Bunu da bayağı abartmışlar. Epeyce yani şiddetli bir şekilde kullanıyor yani. Malum Ramazan'dayız. Oruçlu bünyeye ilaç gibi geliyor. Ondan sonra ne bileyim mesela şeyler çok dikkat çekiyor. Böyle bitirici vuruşlar falan yapıyoruz falan yanına. Onlar mesela dikkat çekiyor. Ondan sonra yani ilk bakışta mesela şeylerinden hoşuma gitti mesela. Kasvetli bir yapısı var. Zaten öyle olması lazım. Böyle karanlık bir atmosferi var. İç bunaltıcı bir havası var. Öyle olması lazım zaten. Grafik konusunda da yani açık konuşayım. Tamam grafikleri güzel. Ama şöyle bir şey var. Artık oyunlar malum konsollara da bir yandan yapıldığı için bazı şeyleri mecburen yapmak zorunda kalıyor. Yani tutmama zorunda kalıyor. Doom 3'te çünkü ben hatırlıyorum hiçbir sistem yetişmiyordu o Doom 3 çalıştırmaya. Şimdi tabii mecburen biraz daha yani kısmaya çalışıyorlar herhalde. Ama yani genel görünüş olarak benim de hoşuma gitti. Her şey gayet güzeldi yani. Bir de ben TPS'in oyunlarında biraz şeyimdir böyle Half-Life gibi olmadıkça, Bioshock gibi olmadıkça, eski Call of Duty'ler gibi olmadıkça pek TPS oyunlarını sevmem ama veya yani çok böyle ilgilenmem. Ama bu oyunu hakikaten bekliyorum yani şey, videoları beni heyecanlandırmayı başarır. Bunun yanında multiplayer tarafı da var. Doom ilk multiplayer first person shooter oyunuydu. Deathmatch kavramı Doom'la birlikte geldi. Dolayısıyla bu klasik mod 4 kişiye kadar bunda da var. Yeni multiplayer modlar da var. 4 kişilik co-op modları var ve multiplayer'da Revenant'ı da kontrol edebiliyoruz. Revenant yani şu omuzlarında 2 tane roket olan iskelet diyelim. Bir pentagram var multiplayer haritalarında ve bu pentagrama kim ilk ulaşırsa bir anda dönüşüm geçiriyor ve Revenant'a dönerek uçabiliyor, roketler fırlatabiliyor, pençeler yapıyor, saldırıyor vesaire vesaire vesaire. Farklı yaratıklar kullanılacak mı? Bu da herhalde önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Bir de Doom'un Snap Map denilen olayı var. Yani oyun içindeyken birkaç klavye mouse hareketiyle istediğimiz gibi haritalar hazırlayıp yaratıklar konumlandırarak arkadaşlarımızla multiplayer ya da co-op olarak oynayabileceğiz. Bu da hoşuma gitti. Ama hepsini bir kenara bırakırsak benim en çok istediğim şey 2004'te çıkmıştı Doom 3. Dolayısıyla yaklaşık 11 yıl sonra gelen bir oyun var. Daha doğrusu gelmedi ama 2016'da gelmesi bekleniyor. Bu oyunun çok uzun bir oynanış süresi yani en az bir 20 saatin üzerine oynanış süresi sunmasını bekliyorum. Bunda da gerekçem şu. Muhtemelen senaryo geri planda kalacaktır. Haritalar önemli olacaktır. Yani haritadaki sürekli aksiyon önemli olacağı için ne kadar çok harita yapılırsa, ne kadar farklı aksiyon ortamları oluşturulursa insanlar o kadar mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Ve herkesi halaya davet ediyorum. Nihayet Doom geliyor. Sakın biraz ne olmazdır.